Selam, günaydın yeni bir günden. Sabah kalktık ve güzel bir kahve içip hemen hızlıca Aslan'ın, Duhan'ın, benim eşyalarımı hazırladık. Şimdi de yola çıkıyoruz. Zaten 45 dakika, yarım saat değil de 1 saat kadar yolumuz var. Sonra Mersin'de Yazlık'tayız. Şimdi de Yeşil Fırın'a geldik. Ya burayı biliyorsunuz. Orada şehir dışından gelip Yeşil Fırın'a geliyorsunuz. Diyorsunuz ki hatta mesajınızı görüyorum ama hani o an dönemediğim de oluyordu. Belki seni görürüz diye düşündük falan diye. Sade kruvasan lazım geldi şu an. Fotoğraf atan bile oluyor. Önce poğaça alalım aşkım. Onu bir halledelim ondan sonra. Ben yiyeceğimi bulduk şu an. Sandviç yiyeceğim ve sade kruvasan alıyorum kendime. Sen ne alıyorsan al. Biz poğaça sadece. Aslan da poğaça yer çünkü. Böyle nizami. Bakın şu börekler bitmiş bile aşkım. Maşallah bakar mısın? Evet. Poğaçalara bakıyoruz. Biz rap yapıyoruz. Bunu çok güzel. Seviyorum yani. Burası değil o zaman. Yüksek yamaçta bir şey olacaktı. Yalnız sen anladın mı Emre'den bahsettiğini şey değil mi? Şöyle yap kulağını. Şimdi Aslan uyuyor bu arada. Ana! Uyuyor dediğim anda uyandı. Yani yola dayanamadı. Direkt uyudu. Neyse biz şimdi bir yer var. Oraya da bakacağız. Bir beach daha var. Kafamız sararsa orada takılacağız. Yoksa da mavi beyaza geçeceğiz. Aslan ne oluyor anneciğim? Anneciğim geldik. Mavi beyaz beach'teyiz. Geldik. Burada şezlong kişi başı 750 lira arkadaşlar. Ben size ne demiştim Fethiye'deyken? Mersin'de bile fiyatlar yüksek demiştim. O zaman hatta birisi yorum yazmıştı. Mersin'de nerede yüksek o fiyatlar ben hiç görmedim diye. Buyurun efendim mavi beyaz beach'teyiz. Burada da 750 lira. Yani onu demek isterim. Hiç bakmadım ben yemek fiyatı. Yemekler de yüksektir o zaman. Alkol de belirliyor. Çok. Değmez arkadaşlar. Aslan'la Duhan şu an sudalar. Suda git derinleşmiyor. Öyle bir şey ama etraf güzel bu arada. Yani hani buralardaysanız, uzağa gidemeyecekseniz gelin mecbur. Sadece benim önerim hani bir kere gidin ama adam akıllı gidin Fethiye'ye gidin. Net. Beach'ten çıktık, duşumuzu aldık ve şimdi eve geçiyoruz şu ekip olarak. Yani yorucu oldu. Güzeldi. Kesinlikle denizi kötüleyemem. Denizi gerçekten güzel yani keyifli. Ama fiyatlar bence yüksek. Yemek o kadar yüksek değil. Sence? Yeme içme. Biz içeride ama çok lezzetli. 1700 harcamışız. 1700 harcamışız yemek yemedik. Tamamen şey bir meyve yedik. Aperatif fiyatlar tabağı. İyi değil aynen. Aperatif tabağı yedik. İki tane. Şöyle söyleyeyim. İki tane meyve. Simi ile aynı para. Ama evet. Yani kötü bir yer. Simi'ye göre kötü bir yer kesinlikle. Ha, Mersin şartlarında. Hani dedim ki buraya yakın bir yer olsun istiyorsanız okey ama bir şey var. Evet yani çok fazla bir şey olmadan bayağı para harcamış olduk. O sinirimi bozuyor mesela. Simi'de adam akıllı denize giriyorsun çok düzgün bir mekan güzel bir yer falan. Aynen. Efendim? 1700 içerideyse 2-3 ama. Tam 4000. Tam 4000. Aynen. Ya mesela buraya giriş 750 lira olması çok saçma çünkü. Kesinlikle. Ne? Güzel bir yere girmiyorsun sonuç olarak. Yani ve şey yok burası yani. Burası orayla yarışıyor kendi kafasında da. Şeyi de eleştireceğim. Garsonlar hani böyle elinizi böyle yaparak çağırıyorsunuz duymuyorlar da. Hani biz dili olsa bir şey olsa bir haberleşebileceğin ya da QR kod olsa o şekilde sipariş versen çok daha mantıklı. Ben tavsiye etmiyorum. O yüzden no. Yani burayı çok fazla önermedim o yüzden. Burada gidip para harcayacağınızı, gidin yol parası koyun, kendi silmini harcayın paranızı yani. Kesinlikle. Hem nezih ortam, güzel ortam. Bence de. O zaman eve gidelim. Evde de görüşürüz. Thank you.
Şimdi biz eve geldik. Annemlerle oturduk. Biraz sohbet ettik falan. Şimdi de sitenin aşağısına indik. Saçlarım böyle ıslak, kendi kendine kurumasını bekliyorum. Ay niye netlemiyor bu kamera, beni sinir etti ya. Neyse, şimdi de birazcık dolanacağız, yürüyeceğiz. Çünkü bunu aldık. İşte Aslan da uyudu. Aslan bugün hiç uyumadı. Yani gündüz uykusunu toplasanız herhalde bir 45 dakika falan uyumuştur. Çünkü ikisini de arabada yaptı. Yani bir sabah çok kısa arabada uyudu. Bir de öğleden sonra değil, beach'ten çıktığımız zaman bir çok kısa uyudu. Oturuyoruz şu anda kafede. Sohbet ediyoruz. Bu kamera şu an beni netlemiyor ve ben çok sinirleniyorum. Kamera zaten seni netlemiyor. Bu kamera arkayı netliyor şu anda. Günaydın, yeni bir günden herkese merhaba. Biz uyandık ve şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Sizi balkona sabitliyorum. Orada hazırlıkları görürsünüz. Ufak çaplı bir panik oldu. Çünkü benim yanımda diğer kameram da var. Ve ben diğer kameramla bir işbirliği çekmiştim bugün. Acaba dedim onda mı kaldı? Yanımda hafıza kartı mı yok? Çünkü bellek kartı yok diye uyarı verdim bu kamerayı açar açmaz. Sonra aklıma cüzdanın içerisine koymuş olduğu hafıza kartı geldi. Gerçekten kurtarıcı oldu benim için. Şimdi bugün neler yaptığımızı size anlatayım. Ben en son sizi sabah kahvaltıda açtım. Sonra açmadım çünkü biz halk plajına gittik. O yüzden kameramı yanıma almadım. Mükemmel bir halk plajına gittik bu arada yani. İnanılmaz güzeldi. Nasıldı aşkım? Benim şu an Mersin şartlarındaki en beğendiğim yer. Bayağı favorimiz oldu. Çok güzeldi. Bir kere denizi inanılmaz güzel ve Mersin'de olup Adana'da olup orayı bilmeyen bir sürü kişi çıktı. Çünkü herkes bana burası neresi? Mersinliyiz ama burayı bilmiyoruz falan diye. Ya denizi çok, sahili özellikle çok başarılıydı. Sığ olması çocuk için çok uygundu özellikle yani o ortam. Ve tüm gün Aslan'la ilgilendik. O yüzden bakın böyle bayağı bronzlaştık. Sonra eve geçtik falan. Giyindim ve şimdi çıktık. Marina'ya gidiyoruz. Mersin'de, merkezdeki Marina'ya. Gittim, rahatla şimdi. Arkamızda sabahtan beri bizi sıkıştıran birisi var ve yol çok kalabalık. Hani kaçacak yerimiz de yok. Benim önüme girmeye gitti. çalışıp durdu. Ben de sokmadım. Bayağı gitti sonuç olarak. Yerini söyleyeceğim size. Ama söylemek de istemiyorum aşkım. Ama söyleyeyim değil mi? Kumkuyu. Kumkuyu'da. Sadece bunu söyleyeyim. Kumkuyu'da. Müthiş bir yerdi. Aşırı güzeldi. Sonra işte geçtik, yemek falan da yedik o anda. O güzeldi aslında. Yani halk plajı ama o çok cezbetti beni. Kalabalık hiç değildi. İki sıra şezlong var. Sadece iki sıra dolu. Şezlong ve şemsiye servisi yapıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra yine arada gezinen, sanki beach'teymişsin gibi çocuklar var arada gezinen. Evet. Ne bileyim, su getiriyorlar, soğuk içecek getiriyorlar, cips falan getiriyorlar. Gayet güzeldi yani onun olayı. Evet. Market fiyatına. O çok önemli. Yani her mesela market fiyatına geliyordu yani. Aldığınız içecekler market fiyatına yani... Cips alıyorsunuz ya da işte kraker alıyorsunuz. Onlar hep market fiyatına. Alkol içecekler market fiyatına. Alkol tavsiye edenler için alkol, yani bira satılıyorlar. Bira. Tavsiye eden. Alkol tercih edenler için bira satıyorlar. Bira tekel var. İki tane var. Aynen. Bu güzel bir şey. Yani bu tarz önerilerde de bulunuyoruz. Birkaç yer daha var. Oraları da böyle diğer gelmelerimiz
de deneyimleyeceğiz. Ama halk plajı olduğu için şimdi ilk kez gittiğimiz bir yer olduğu için dedim ki ya kalabalık olur, ben kamerayı götürmeyeyim. Ne olur ne olmaz kaybederim. Ya o yüzden götürmedim. Aslanın en çok eğlendiği ya deniz olarak. Bayağı iyiydi. En son bir ara aslan kendi başına çıktı. Yok aşkım burası değil, 34. cadde. Aslan bir ara şezlongda otururken indi aşağıya emekleyerek pıtır 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 kendi başına denize emekledi. Gözümüzün önünde yaptı. Biz de farkındaydık. Yok önümüzde diyor. Ben arkasında takip ediyordum onu. Bildiğin karettalar hani böyle suyla buluşur ya. Suyla buluştukları o ilk an gibiydi. Gerçekten harika bir görüntüydü. Mesela bir şey daha söyleyeyim ben sizin için. Narlıköy'ün denizini tavsiye ediyoruz. Restoranlarını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani bunu bir kez daha bahsetmiştik burada. Denizi çok güzel bu arada Narlıköy. Vallahi oradaki esnaflar da kusura bakmasınlar harbiden şey. Müşteri kaybediyorlar bu yani arada. Yani böyle insanları bekliyorlar. Gelene vuruyorlar, gidene vuruyorlar yani öyleler. Bu arada gerçekten müşteri kaybettiklerini görüyorum. Biz kaç senedir gitmiyoruz mesela. Her şey geç. Benim Instagram'ımda önceden her hafta abi canım, sonu. Bütün arkadaşlarımız giderdi. Oradan çıkmazlardı falan. Orada olurdu. Şimdi kimse gitmiyor. Narlıköy'e gitmeyin. Ben bu çevredekiler bildiği için bunu söylüyorum. O yüzden bunu da ek bilgi olarak geçiyorum. Şimdi biz marinaya gidiyoruz. Şimdi marinadayız ve birazcık yürüyoruz tabii. Her zaman böyle önce bir yürürüz. Mekanların durumuna bakarız. Nasıl? Bizim sonra... buraların Yalıkavak marinası. Ay Yalıkavak marinadayız. Evet buranın Yalıkavağındayız. Arkadaşımızla karşılaştık. Yürümemize eşlik ediyor şu anda Alper'le. Bakınıyoruz etrafa. Bu arada Selen'le buluşacağız biz. O da arkadaşlarıyla gelmişti. Ay saçım şu an ağır geliyor tokaya. Düşecek yani çok uzun düşecek. Bir yere geçip oturup yemek yiyeceğiz. Yani bugünkü planımız bu. Bakalım. Duhan şu anda Beymen'de ve ayakkabı bakıyor. Golden Goose'lara bakıyor ama numarası var mı diye bakıyor aslında. Birazcık dolanıyoruz mağaza. 44'ü de deneyebiliriz. Deneyebiliriz ama ben de deneyeceğim. Şey gibi ebeveyni çocuğumu ayakkabı denemeye getirdim. Marina'da da hiç yer bulamadık Selen. Hay. Selen'le de burada buluştuk. Selen arkadaşlarıyla görüşmüştü. Yer bulamadık burada. Yani her yer dolu. Bir şeyler yiyip böyle oturmak istiyoruz. Duhan şimdi bir yere daha bakmaya gitti yer var mı diye. Varsa oturacağız yoksa da gidiyoruz. Başka bir yer bulacağız. Bu arada Duhan Golden Goose'un bir modelini beğendi ama numarası yoktu burada. Adana'da da yokmuş ama Adana'da bizimle ilgilenen satış danışmanına yazsın istedik primi. O yüzden oradan alacağız. Yani her türlü link yapacağız. Bir ayakkabı istiyor. Beyaz bir ayakkabı istiyor. Beyaz da güzel bir ayakkabı buldu gerçekten de. Uzun bir mekan bulma uğraşından sonra Karinas'a geldik. Sahilde bir yer. Ve yer buldular herhalde hemen. Ay çok tatlı. Çok güzel bir yer. Ay şu an en sevdiğim sofradayız. Karinas'tayız. Dediğim gibi. Mükemmel. Bakın bir İstanbul sofrası. Hep soruyorsunuz. Çok güzel. Adana ve Mersin bölgesinde İstanbul sofrası deyince anlıyorlar. Bayağı güzel. Adın karidesler sonra şu gelen. Anlamıyorlar. Burası anlamadı. Sadece garson biliyordu. Önce karidesten sonra şu karides şey gibi geldi. Az malzeme çok karides koyuyorlar. Güzel. Adana'da da içinde biber ve sarımsak dolu geliyor. 5 tane karides falan yani. Değişik böyle siyah bir çiğ köfte var. Sanki böyle karbon bir şeyle yapılmış bir siyah. Anladım. Şovuşu. Anladım. Çok o çok güzel. Domates çok kaliteliymiş. Soya sosu koydum. Ben çok bırakıyorum. Beğendim. Çok beğendim. Bu yemek marina farklı versin. Aynen. Daha hafifli. Ben burayı sevdim arkadaşlar. Karinas. Hocam Mersin'in favori mekanı mı? Şef Mecid'den daha iyi. Aynen. Ama bu da zaten hep güzeldi bence. Yani hep kalabalık mesela burada. Hepinize yeni bir günden selam. Biz yazlıktan döndük sabah erkenden ve şimdi evdeyiz. Götürdüklerimizi yıkadım. Hepsinin kurumasını bekliyorum şu anda ama hava öyle bir garip oldu ki şu an yağmur bulutları geldi. Bildiğimiz yağmur yağacak yani. Şimdi biraz oturacağım. Duhan'da işleri vardı. Onları halletmeye gitti. Bu hafta yoğun bir şekilde hem Duhan'ın hem de benim işlerim olacak. O yüzden kamerayı ne kadar süre açabilirim? Nasıl açabilirim? İnanın bilmiyorum. Çünkü haftanın yarısı Tekirdağ olacağız bu hafta. Dediğim gibi artık o yarı orada, yarı burada işlerini halledecek Duhan. Oraya gittiğinde de sabahtan başlayıp geceye kadar çalışacak. Böyle bir düzen ve ben çekimler de var. Bu hafta çekimlerimizi tamamlayacağız. Bu iki gün pazartesi ve salı. Çarşambadan hafta sonu dahil Tekirdağ olacağız. Ve orada dükkanda olacak Duhan. Vesaire vesaire. Bunu da size paylaşmak istedim. Doping oldu aslında Mersin'e gitmemiz. Gerçekten güzeldi. Keyifli zaman geçirdik. Annemlerle beraber böyle. Çamaşırları da bitirmem lazım Tekir'e gitmeden önce. Ama yağmur.
de ben gitmeden önce çamaşırı unutmuşum çamaşırlıkta. Yani bildiğimiz dışarı asmıştım ve öyle unutmuşum. Onları da içeri aldım. Bir şey olmamış ama hiçbir şey olmamış hem de. Bugün de evdeyiz. Duhan'a şey dedim. Dönerken lütfen ama lütfen yemek getir ve yemekte kebap olsun. Gelirken kebap getirecek. Çünkü dolabımı görseniz var ya şu an bomboş. Gitmeden önce her şeyi tüketmiştik tabii ki. Yani dedim dolapta kalmasın. Bu arada gelen kargolarım var çok fazla. Onları da size göstermek istiyorum. Onları size ve aynı zamanda Instagram'a çekmek istiyorum. Nasıl başaracağım bunu bilmiyorum. Bu müzik de arkada Aslan'ın müziği. Uyusun diye odasına koydum. Umarım uyur. Çok karanlık oldu ya. Ama bildiğiniz karardı yani. Çok garip bir şekilde. Bakın burası full gelenler. Şurada da var. Bunları size çekeceğim. Bizim her zamanki artık kebap yediğimiz yerden kebap alıp geldi Duhan. Yo daha hiç bilmiyorlar neler olduğunu Adana'da. Bakın. Şöyle göstereyim süper size. Fonik. Süper ne? Şuna süper hücre. Neymiş süper bu? Hücre. Evet süper hücre diye bir şey duydum. Bilin afet gibi bir şey oldu. Arkadaşlar bakın şuranın ıslaklığını. Yani şuraya kadar ıslaktı yerler. Hava bir anda kapandı ama bir anda. Yani şöyle. Burası kapalıyken yağmur oradan buraya geldi. Evet. Ki yani şöyle söyleyeyim şu bir tanesi açıktı şu da açıktı. Dışarı çıkıp kesinlikle kapatamadım. Yani öyle bir korkuydu. Dışarıya çamaşır asmıştım onları alamadım. Aslan'a da yansıtmak istemiyorum. Çünkü Aslan da odasını uyumaya bırakmıştım biliyorsunuz siz de. Yok işte yani çok fazla ses vardı. Sonra baktım böyle olmayacak. Aslan'ı aldım içeriye. Hani sesten ve benim yüzümdeki paniği görmesin diye televizyonu açtım. Kısa bir süre en azından ses geçene kadar. Ya dışarıda bildiğimiz var ya yer yerinden oynadı. Yani böyle bir ses yok. Yan sitenin çatısı uçmuş mesela bizim sitede bir tane arabanın üstüne. Ondan sonra yani şu karşıda inşaat vardı. İnşaatın tüm her şeyi yerle bir oldu. Tavan asmalinleri bildiğiniz yola fırladı yani. Asmalini yok sen söylemiştin oradan biliyorum. Malzemesi diyeyim fırladı ya yani böyle bir şey yok. Gerçekten çok korktum ve dışarı bakamıyorum da Duhan öyle bir şey oldu yani. Dışarı bakıyorsun, hiçbir şey yok. Ve yaklaşamadım bile pencereye. Gerçekten çok büyük anksiyete yaşadım. Bir de aynı zamanda Duhan elektrik böyle pıt 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 gidip gidip geliyor. Çok kötüydü. Bir de bizim bu yangın sensörü böyle bağırıp durdu. Öyle olunca tabii ben işte çok korktum. Bayağı korktum. Şimdi şu baddet ama bunu böyle yapmışsın aşkım. Gösterelim bakın hemen. Bunun üstündeydi. Bakın 1 kiloluk kebap ne kadar verdik aşkım bunu? 750. 750 lira. Bir şiş burada. Şey de sinir bozucu. Herkese bakıyorum böyle günlük güneşlik şeyler paylaşıyorlar. Batı'da orada burada. Burası bayağı yer yerinden oynadı ya. Yalnız bir tek Çukurova bölgesinde oldu arkadaşlar bu olay. Çukurova'nın yüksek kesimlerinde. Ben de bana arkadaşlar diyorum sandım. Niye ben böyle diyorum? Hayır anneciğim gel. Aslan'a verdin mi babası? Aşkım ellerini kirlet, ellerini kirletme lan. Nar ekşisi falan getirsene şunu da göstereyim. Ben kahveyi yaptım. Duhan oyuncakları topluyor. Duhan bu arada Aslan'ı da yıkadı. Şimdi kahveleri balkona koydum. Şu oyuncaklar bir toparlansın. Ev zaten çok aşırı dağınık değil. Balkon çok kötüydü. Balkon toparlandı. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Çünkü bayağı ikimiz de yorgun hissediyoruz. Hepinize selam. Ben sabah kalktım ve evet, saçımı hızlı bir şekilde toparladım. Bu arada sabah ilk orta başladı. Normalde ben saati 7'ye kuracaktım, 7'de kalkacaktım. Aslan'la beraber hazırlanıp böyle çok hızlı bir şekilde spora gidecektik. Çünkü 8'de sporum vardı. Neyse ben bir uyandım saat 7 çeyrek. Yani nasıl hızlı bir şekilde kalktığımı size anlatamam. O sırada Aslan da kalkmıştı. Zaten o uyandırdı beni. Yoksa uyanamazdım. Çok hızlı hazırlandım. Aslan'ı toparladım ve çıktım evden. Sonra otoparktan çıkarken o rampayı çıktığımda böyle ufak bir böyle değişik bir şey hissettim. Sanki araba çıkmıyor gibi hissettim. Sonra 100 metre gittim gitmedim. Lastik uyarısı verdi ve anladım yani evet lastikte bir problem var diye. Sonra sağa çektim. Lastikçi buldum. Oraya kadar böyle 10'la falan gittim öyle söyleyeyim size. Sonrasında lastikçiye vardım ve lastikleri değiştirdim. Yani lastikleri değiştirmek, lastiği tamir ettik. Çünkü içerisine plastik bir parça girmiş. Yani dün yağmur o kadar kötüydü ki. Zaten kapalı otoparkın içine bile bir sürü şey dolmuş. O yüzden muhtemel yani böyle bir şeyin saplanması. Neyse onunla uğraştım derken spor saatim kaçtı benim. Tabii ki ve ben Aslan'la gidecektim bugün. Çünkü yani Duhan yok, annemler yok. O yüzden mecbur yanımda götürecektim. Lastikler tamir edildi. Sonrasında çıktım dedim ben ne yapacağım şimdi? Sporumu da akşam 6'ya aldım bu arada bugün. Sonrasında da çıktım ve
kuaföre gittim. Bari dedim bir saçımı fönleteyim de kendime geleyim. Çünkü bugün aynı zamanda butiğin ürün çekimleri olacak. Onun için en azından saçım dedim derli toplu olsun. Ama alsaydım ve bu maceramı görseydiniz çok güzel olurdu. Bir de ben lastikçiyi bekledim de yani lastikçi yerinde yoktu. Dolayısıyla ben de mecbur bekledim. Ben kargoları açacağım. Size de Instagram'a da aynı anda çekmeyi planlıyorum. Umarım başarılı olurum. Umarım aksatmadan düzgün bir şekilde çekebilirim. Bakın umarım size çekebilirim derken şarjım bitti. Neyse. Bunu bir aksilik olarak ya da böyle bir negatif enerji olarak algılamıyorum ve başka kamera vardı. Onu taktım. Onunla şimdi çekim yapıyorum diye kendimi böyle bir telkin ediyorum. Şimdi ben sizi konumlandırdım. Telefonu da şuraya konumlandıracağım ve kargolarımı çekmek istiyorum. Çünkü bayağı kargo gelmiş. En azından onları size de göstereyim. Instagram'a da göstereyim. Şöyle bir kargomuz var. Önce bunu açalım. Biz yokken bayağı birikmiş bu arada kargolar. Bunu bekliyordum. Şimdi benim kahve makinamın temizlik zamanı geldi. Hem temizleyici filtresinin değişmesi gerekiyordu. Hem de böyle yağ çözücü tablet falan var. Ondan almak gerekiyordu. Ve ben aldım. Bıçakla iyice açalım. Bunu isteyenler varsa bu makineden olup bunlardan ihtiyaç duyan bu temizlik kitinden bir şey daha almıştım. Sanırım o da diğer kutuların içerisinde. Şöyle bu ikisini aldım. Temizliği nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama araştıracağım. Yani bir video falan izleyerek yaparım muhakkak. Siz de gördünüz. Kahve makinamı sizinle beraber temizlerim. Yani Instagram'a temizlemem ama bu da sizin torpilinizdir. Sizinle beraber temizlerim. Çünkü Instagram'a niye temizleyeyim ya? Bu tarz videolar gerçekten gerekiyor. Yani ben mesela YouTube'dan bakacağım. Instagram'dan bakmayacağım böyle bir videoya. Ya böyle de bir tık uzun sürüyor işimiz. Kargo açmamız özellikle. Hemen şu diğer kargoyu açalım. Garip bir açma stili oldu. Şimdi böyle küçücük. Ha tamam. Geçen yıl ben makyajlarımda, geçen yılki fotoğraflarıma baktığımda aslında fark ettim. Açık renk göz kalemi uyguluyordum böyle iç kirpik dibime. Ve inanılmaz güzel oluyordu. Gerçekten bakışlarınızı anında değiştiriyor. Ve gözünüzü daha da büyütüyor gibi. Daha aydınlık bir görüntü de veriyor. Özellikle bronzlaştığım zamanlarda falan bunu çok seviyorum. Beyaz değil kesinlikle. Böyle kırık bir rengi var krem. Buna mutlaka bakın. Gerçekten Flormar'ın zaten tüm kalemlerini çok seviyorum. Dudak kalemleri de çok güzel, göz kalemleri de. Bir de ben tek tek linkini bulup koyuyorum. Devam ediyoruz. Bir kargomuz daha var. Çok güzel bir şey geldi. Bakın. Ben şu aralar bandanalara, fularlara takmış durumdayım. Bu o kadar güzel ki. Ben böyle kahverengili bir plaj kombini yaptım. Göreceksiniz zaten. Ay şunu bir bulamadım ucunu ha. Onu da şöyle bağlarım diye düşündüm. Gerçekten çok güzel. Ama aynı zamanda tabii sonrasında bunu ben şu şekilde falan da kışın kullanırım. Güzel olur yani. Bayağı uygun fiyatlı da bir şey. Kahverengi gerçekten arıyordum yani bu tarz bir şey ve sonunda bulmuş olmama da çok sevindim. Kargo, kargo, kargo nişan. Storylerim kargo. Nedir? Ha diş ipi. Diş ipi sipariş etmiştim. Oral White'ın. O gelmiş. Devam ediyoruz. Hız kesmeden kargoları açmaya. Bayağı birikmiş. Bu arada ben de kargo açma videolarını çok sevdiğim için şöyle 3 tane kese aldım. Bildiğimiz hamam kesesi. İyi oluyor yazın. Özellikle bronzlaştığımız dönemlerde. Sonra bir de çok fazla güneş kremi uyguluyoruz. Dolayısıyla bence iyice böyle keselenmek lazım. Hamama da gidilmez bu sıcakta. Maazallah. O yüzden bunlardan aldım. Ama böyle bir bildiğimiz hamam kesesi. Heh, bir kargo takı. Ay. Ben bu yıl yine bayağı takı aldım. Çünkü seviyorum. Bu sefer aldığım çok güzel. Bayağı güzel. Baktım ki gold takılarımı kaybediyorum yani ben sürekli. Çünkü hani çekim yaparken falan kullanıyorum. Özellikle halka küpenin her türlüsüne okeyim ben gold olursa. Şöyle bir küpe. Gerçekten kalitesi muazzam. Bu markadan aldığım her şeyin kalitesi çok iyi çıktı. Hiçbir şekilde kararmıyor ve uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ağır da değil. Hani böyle bu şekilde baktığınızda sanki ağırmış gibi duruyor ama ağır değil. Çok güzel. Bunu özellikle çok çok beğendim. Kışın da bu çok güzel olur. Ha, bu da temizleme kitinin diğeri. Önceki story'e bakarsanız koleksiyonun içerisine onu da ekledim. Bu da şey, solüsyon herhalde. Aynen.
bir temizleme solüsyonu gibi bir şey. Bunu da aldım. Yani şeyi tamamladım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Şimdi benim koltuklarım teddy biliyorsunuz ve açık renk. Aslandan dolayı da çok fazla işte böyle kirlenebiliyor. Dolayısıyla çok büyük konuşmama rağmen. Ve anneme çok kızdığım bir şeydi bu. Koltuğun üstünü örtü örtme falan diye. Tam olarak onu yapacağım ve koltuğun üstüne örtü sereceğim. Ama renk o kadar birebir ki şuna bakar mısınız? Ve dokusu da gerçekten çok benziyor ve çok güzel. Bunu serdiğimde tekrar size göstereceğim. Ama bence bu fiyata kaçırmayın yani. Çok güzel. Bayağı da büyük. Şöyle açalım iyice. Tam koltuğuma göre olacak bu. Dokusu şahane, kayacak bir şey de değil. Bu çok önemli zaten. Rengi de güzel. Sadece oturduğum kısma, oraya sermeyi düşünüyorum. En azından yazın. Çünkü giydiğimiz şeyler işte terlemek, şudur budur. Aslan elinde meyvelerle falan geziyor, değiriyor. En azından şimdilik bunu örteceğim. Bu arada koltuk örtüsünü gerçekten çok beğendim. Dokusu şahane ve ne kadar aldım biliyor musunuz? 190 liraya aldım. Bayağı iyi bir fiyat. Bu markayı biliyorsunuz. Bu markanın çok güzel balon etekleri var. Çok güzel büstiyerleri var. Bir tane büstiyeri çok beğeniyordum. Ve alacaktım yani. Eninde sonunda alacaktım. Şimdi aldım. Garip bir çıkarma stili oldu. Ne kadar güzel bir poşetle göndermişler. Şimdi bunu ben midi siyah bir etek aldım. Daha hiç giymedim. Onunla giymeyi planlıyorum. Ve ceketlerin içinde falan da tatlı durur. Şöyle bir şey bakın. Şöyle. İpleri var ve bağlıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Ben çok kez paylaştım. Gayet güzel. Arkası da lastikli. Kendi bedeninizde sipariş edebilirsiniz o yüzden. Bayağı güzel duruyor. Çok yüksek bel bir şeyle gerçekten şahane durur. Bir de ben siyah bir pantolon aldım. Bayağı yüksek belle. Hani böyle açıklık bile olmayacak şekilde onunla da kombinlemeyi düşünüyorum. Yine defalarca kez paylaştım. Alayım almayayım, alayım almayayım diye kendime böyle kah engel olduğum, kah gazladığım. Ama eninde sonunda aldığım terliği göstereceğim. Terlik çok güzel. Ne güzel kokuyor bu Melisa terlikler var ya. Aynı onlar gibi kokuyor. Ay şahane ya. Çok kibar ve zarif duruyor. Bakar mısınız? Ben 37 numara aldım. Kendi ayak numaramı aldım. Çünkü zaten kendi numaranızı almanız öneriliyor. Hani bunu günlük de giyebilmek güzel. Plajda da giyebilirsiniz. Ama ben bunu plajda değil günlük giyeceğim. O yüzden aldım. Çünkü böyle giy çık böyle terlikler çok hoşuma gidiyor. Özellikle parmak arası da çok rahat ettiğim bir terlik modelidir. Aa bayağı güzel. Yani şöyle gösteremiyorum ama. Yani gayet iyi duruyor. Yine şahane bir elbise aldım. Ben yazın özellikle tek parça elbiseleri çok seviyorum. Bu elbiseyi de görünce çok beğendim. Çünkü balon siyah bir elbise giymiştim ve kendime çok yakıştırdım. Dedim bir de böyle olsun. Bu renk bence çok tatlı. Arkası bu şekilde ama çok bir açıklık durmuyor. Gayet güzel. Bence tatillerde falan çok güzel olacak bir elbise. Ben hangi beden almışım? XS almışım. Çünkü öyle öneriyorlardı. Lastikli olduğu için ondan dolayı böyle tercih ettim. Normalde small giyiyorum. Bunu da Stradi'den aldım. Devam edelim. Niye açılacağını düşündüm ben bu şekilde. Zara'dan aldığım birkaç şey var. Şimdi onlara bakalım. Gömlek çok güzelmiş. Böyle keten bir gömlek aldım. Gerçekten keteni çok seviyorum. Ketenin her rengine okeyim yani. Ama bu renk bayağı iyiymiş. Şimdi az önce ben size bir şey göstermiştim ya. Şu. İşte bununla. Bayağı güzel bir gömlekmiş. Sonra ne aldım? Şu mayoyu aldım. Bu mayo da o gömleğin içine. Çok güzelmiş mayo. Normalde leopar pek sevmem ama bu sene leopara taktım. Bayağı hoşuma gidiyor. Bir de keten gömlek yazınca çıkacak, leopar mayo yazınca çıkacak aramaya. Bu terliğimi biliyorsunuz. Benim herhalde bu 3. alışım. Yani her yıl alıyor olabilirim. Yok her yıl diye abartmayın da 2 yıla bir alıyorum. Bu terliği de çok seviyorum. Bunu da terlik yazınca çıkıyor zaten. Çok güzel. Eskimişti bendeki. Onu plajda giyiyorum. Bunu da böyle dışarıda giymek için. Güzel bir ürünü sona bıraktım. Bayağı büyük bir şeydi bu arada. Göstereceğim. Şimdi ben Aslan için bir oyuncak kutusu istiyordum. Hatta size de sormuştum. Bayağı da öneri geldi. Ama idareten böyle IKEA'nın o kutularından aldım. Neyse sonra dedim ki ya ben bunları deterjanlar için kullanayım. Deterjanlarım da düzenli dursun. Ben oğluma daha tatlı bir şeyler alayım. O sırada Mia'dan gelen paket.
kapalı. Tekerleği de var. Böyle kapatalım bir. Yani tam olarak şöyle bir şey. Tekerleri de olan bir şey. Üstü böyle Lego şeyi gibi. İçeride bayağı geniş. Tekerlekleri de burada. Bir de bunun gözü falan vardı herhalde. Yani bir şeyler daha takıyorsunuz. Ben bunu yaptığımda tekrar sizinle paylaşacağım. Ama bayağı geniş hacimli. Annem, anneciğim, biz oyuncak kutusuna oyuncaklarını doldurduk bile. O kadar tatlıymış ki bayıldım gerçekten bu oyuncak kutusuna, Dmiya'nın. Müthiş. Yani böyle bir şey arıyordum ben zaten ama bulamadığım için. Bir dakika şunu bir yapayım. Bulamadığım için IKEA'dan almıştım. Onları şimdi temizlik malzemesi için kullandım. Temizlik dolabıma koydum. Tüm malzemeleri onun içine koydum. Çok güzel değil mi araban? Aslan sürmeye başladı bile ve içerisi de çok derin. Bir sürü şey alıyor içine. Bakın bir sürü boşluk var. Bir sürü de oyuncak girecektir bunun içine. Bayıldım. Bir de tabii bunun yüksekliği de olacak. Çok şey girer yani buna. Bakabilirsiniz Dmiya. Ben zaten şeyi zamanında oradan bir sürü şey almıştım. Çok sevdiğim bir marka. Şimdi Aslan annemle görüntülü konuşuyor. Annemler de birazdan gelecekler. Benim butik çekimim olacak bugün. Bayağı yoğun oluyor günüm. Bayağı yoğun hem de. Kıyafetler gelecek şimdi. Ütüye veriyoruz. Yani biz her aldığımız kıyafeti ütüye veriyoruz. Mümkün olduğunca böyle o konuda çok hassasın. Ve o şekilde çekimlerini de yapıyoruz. Bayağı güzel oluyor. Ütüden gelince ben birkaç tanesini evde çekeceğim. Daha sonra dışarı çıkıp dışarıda da birkaç tane çekeceğim. Bugün öyle bir yoğunluk var. Spor kıyafetlerimi de yanıma alacağım. Oradan da akşam 6'da spora geçeceğim. Çünkü sabah geçememiştim. Böyle. Bir de Yeşil'den bir şeyler söyledim. Kahvaltı olarak onu yiyeceğim. Ya normalde daha düzgün bir şey yerim diye umuyordum ama dolapta hiçbir şey kalmamış. Gerçekten hiçbir şey kalmamış. Bakacağız. Orada temizlik kitlerini de kahve makinesinin yanına koydum. Onları da bir araştırıp akşam yaparız muhtemelen. Aynen akşam boşa düşeceğim. O zaman yaparım. Bugün bir de videoda paylaşacağım. Allah'ım. Yani bugün herkesin resmi tatili, izinli olduğu bir gün. Bugün 15 Temmuz. Ve ben bildiğimiz harıl harıl çalışıyorum. Rutinlerden biri daha yapılıyor. Şimdi babaannesiyle konuşuyor Aslan. Hepinize tekrardan selam. Ben sizi kapattıktan sonra ne yaptım? Aslan'ın karnını doyurdum ve Aslan'ı uyuttum. Daha sonra tek uyku uyudu bu arada bugün. Yani yapacak bir şey yok. Bazen iki uyuyor, bazen bir ama çoğunlukla bir uyku uyuyor. Ürünleri ayarladım, makyajımı yaptım ve ürünleri çektim. Yani butiğe yeni yüklenecek ürünleri çektim. Bu arada annemler geldi bize. Ben çekim o yüzden o kadar rahat yapabildim. Annemler şu an, annemle babam bizde. Bugün babam izinli. Bir de oynuyorlardı. Ben de çıktım evden. Neyse. Şimdi geldim stüdyoma. Şimdi kapıyı çalalım. Merhaba. Çok iyi yakalandın. Evet. Terliğimi kaldırayım. Ne haber, nasılsın? İyidir. Ben tempo burada bıraktım. İyi, evet. Ben de. Ay sabah ne oldu ya? Olsun, en azından şey. Bir süre öyle gitmişim de. Yani şey, hani yarılabilirdi ya lastik. Burada ben öyle diyebiliriz, indirebilirsin. Nasıl olan? Şimdi diyelim bu. Sağ ayağım yavaş bir türlü geri yerleşti. Ve bırak seni yanında kaldırsın. Sağ bacağını ağırlıkla. Güzel, şimdi. Yandaki açmak sınırından iyice kaldırsın. Önce bir yerleşti. Öndeki. Benim aslında hedef gerçekleştirdiğim yer şu an üstü içeri üstü kısım. Topunu biraz daha öne doğru almak isteyeceğim. Biraz daha yüksel. Yüksel, yüksel, çok güzel. Devam edelim. Son 5. Nefes vereyim. Pelvisini bağırıyor. Köprünüzü kalkarken bağında açıyor üstü iki yana. Dirsekler bu bacakların üzerine getir kolunu. Güzel. Devam. Kol arkaya, kol da teker teker geri. Sanki Omurga hareketi neredeyse yok. Hop, baş, boyun, sırt geriye gitmiyor elimi. Oh, hadi son alt.
uzat kolları. Çeneyi göğüse bastırma. Son 5. Sanki el ayaklarından biri çekiyor. 4. Hop, beni kontrol etmeye çalış. Sağ ayak yere çekiliyorsun. Dıdığı yok et. 4. Oku reddettirme. 3. 2. Tamam. Ez gidiyor. Bana doğru. Bir yan yana çekilmeni istiyorum. Az önce yaptığımız şey aslında yine bir core bölgesi hareketiydi. Ama sen ben ne istedim? Aslında pelvik stabilizasyon istedim. Bak. Ve son kez. Şimdi elime indirdim. Sen de ondan sol alt trapsi geçiriyorum içtekine. Avuç için geçtim. Daha böyle şey. Biraz aşağı gelebilirsin kuzum. Senin için uzun olacak çünkü. Gelebilirsin. Baş parmağın dışarıda olsun. Sen böyle bak hala. Hala. Ellerimi oraya geçiyor. O kadar hayatına düşkünüm ki. İkinci ayın sporda hala bize söylüyor mu hocam? Çok normal. Uzattım. Şimdi strepsi aşağı indirirken yukarı kaldırıyorum. Aslında hem streps benim için çok güzel bir direnç hem de aslında hareketlerin yeni yardımcı oluyor. Güzel. Son. Hiç sorma bile ya. Diş serbest. Ve bitti. Size sadece bu sefer birkaç hareket çektim. Her seferinde her hareketi çekmeyin diye. Çünkü ben bir iki videoya baktım. Onlar bayağı böyle detaylı pilates dersi aldığım tüm hareketlerin olduğu bir video olmuş. Gönül ister ki hepsini göstereyim ama o kadar da değil yani. Çok sadece buna dayalı bir içerik olur. O yüzden şimdi toparlanıyorum. Çorabımı çıkaracağım. Çünkü bugün terlikle geldim ben buraya. Bayağı sıcak oldu. Ve eve gidiyorum artık. Ben çünkü dedim ki herhalde bir şey saçmalama. Doğum günü kızı geldi. Hoş geldi. Sana özel elbise giyindim. Çok güzel. Amcanın vekili masumeni sen. Ya tabii ki. Hoş geldin. Aşkım. Hayır canım, sana arabasını gösteriyor. Araba. Direkt. Gel göster, gel. Hadi git. Hadi gidelim. Git abi. Hadi parka gidelim aşkım, gel. 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 Hoş geldin. Merve'nin doğum günü ve şimdi ailesini izleteceğiz. Doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Seni çekmek istiyoruz. Dur. Kenara geç, seni çekelim. Sonra ben... Kaç oldun Merve? 24. Ağlayacak tabii, gelir. 24 oldum. Böyle 24. Çok iyi. Orada sabit kalalım bence ya. Benim 25. yaşım çok güzeldi. Ben 29'a girdim. Ben de. Herkes şoka giriyor nasıl 29'a girdin diye. Ben 30'a oldum. Sen aslan mısın? Her gelen pas yükleyeceksin. Belki de yelek kapım açıktır. Aa, hadi ya, bunu dedi ya belki. Aynen. Arkadaşlarımız gittiler. Merve'nin doğum gününü kutlamış olduk. Bayağı da güzel oldu. Makinede bulaşıklar var. Onları çalıştırdım. Bir de elde yıkadım birazcık. Ve şimdi biraz oturmak istiyorum. Onlar kuruduktan sonra da şu ocağı halletmeyi düşünüyorum. Ocak çünkü bayağı kötü halde. En azından bunları halledeyim. Çünkü biz bu hafta Tekir'e geçeceğiz. Cahide ablayı da bu hafta alamayacağım. Geçen hafta da alamamıştım Mersin'de olduğum için. Böyle bir döngüye girdim. 2 haftadır temizlik yapılmadı ve yapılmıyor. Camlar falan, ev bayağı toz oldu. Dediğim gibi şimdi biraz oturacağım. Belki bir televizyon açarım. Ondan sonra da uyurum. Çünkü yarın sabah da spora gideceğim. Öyle.